Merhabalar, Ev Mini Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz bal kabağı marmelatı. Bal kabağı marmelatı tarifimizin listesinde 1 kilo bal kabağı var. 1 kilo bal kabağımızın kabuklarını soyup bal kabağımızı küp küp doğrayacağız. Bal kabağı marmelatı şeklinde yaptım sizler için çünkü bal kabağım çok yumuşak, çok olgundu. Kireçli suda beklettiğimiz reçel şeklinde değil, kireçli suda beklediğinde de yumuşayabilir diye marmelat şeklinde yapıyorum. İlerleyen günlerde kireçli suda bekleterek kıtır bal kabağı reçeli tarifinde paylaşacağım sizlerle. Şöyle bal kabağı marmelatımız için bal kabaklarımızı küp küp doğruyoruz. Çok yumuşak, çok hızlı bir şekilde doğradım ben. Çok pratik, çok kolay. Aynı gün içinde yaptığımız bir tarif. Eğer aceleniz varsa bu tarifi deneyebilirsiniz. Diğer tarifimiz reçel şeklinde, kıtır şeklinde yaptığımız bir gün önceden kireçli suda bekletiyoruz. Daha sonra şeker ve suyu kaynatıyoruz, sonra içine atıyoruz vesaire. Biraz uzun zaman alıyor ama bu tarifimiz çok pratik. Birkaç saat içinde tamamlayabileceğiniz bir tarif. Tüm bal kabaklarımı küp küp doğradım. Şimdi reçel tavama bal kabaklarını alıyorum. Su ve şekeri ilave edeceğim. Arzuya göre seviyorsanız eğer tarçın ve karanfil de kullanabilirsiniz. Tarçın ve karanfil bal kabağına çok güzel yakışıyor. Ben reçelinde kullanıyorum. 6-7 su bardağı su var 1 kilo kabak için. 3 su bardağı da toz şeker ekliyorum. Ve daha sonra ocağa alıyorum. Ocakta kısık ateşte yaklaşık bir 30-35 dakika kaynattım. Çok yüksek bir ateş değildi. Ara sıra karıştırdım ve oluşan köpüklerini aldım. Marmelatımı tabağa koyarken kaymakla beraber servis ediyorum. Kahvaltılarda tartların üzerinde, tatlıların üzerinde kullanabiliyoruz. Evet, serviste hazır hale geldi. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Kanalıma yeni geldiyseniz, henüz abone değilseniz eğer sizden ricam kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri almak için zil ikonuna tıklamanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Mutlu günler diliyorum.